Akın Yalçın ben. 1986 Ümraniye doğumluyum. Aslen Orduluyum. Uzun yıllardır sivil toplum örgütlerinde faaliyetlerimiz devam etmekte. Kısa bir süre önce de Ümraniye Orduları Dernek Başkanlığı'na geldik. Bugün Ramazan etkinlik alanındayız. Ümraniye Belediye'mizin ev sahipliğinde burada memleketimizin yöresel ürünlerini, işte fındığını, pekmezini, buna benzer belli başlı ürünlerini tanıtmak için buradayız. Ümraniye'de 1 milyona yaklaşmış bir nüfusu var. 81 ilden yaşayan insanlarımız var. Biz de kendi ilimizin kültürünü diğer komşularımıza, hemşehrilerimize tanıtabilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Tüm Ümraniye'deki Ordu'da hemşehrilerimi yaptığımız etkinliklere katılmaları noktasında hepsini bekliyoruz. Bizleri sosyal medyalardan takip etmelerini, hep bir arada olmamızı canı gönülden arzuluyorum. Bir sloganımız var, hep birlikte Ordu'yuz diyoruz. Ne kadar çok olursak o kadar güçlü oluruz. Ordu bir kısmı İç Anadolu'da, uzunca bir kısmı da sahil şeridinde kalan, ekseriyetle geçimini fındıkla sağlayan, %80 fındık odaklı bir ilimiz. İç kısımlarda daha çok ekilip biçiliyor. Ama ülkenin fındık ihracatında ciddi bir söz sahibi, dünyanın sayılı fındık işleyen firmalarına fındık sağlayan bir ilimiz. Bu manada önü de açık, yayla turizminin çok yaygınlaşmaya başladığı bir ilimiz. Özellikle sahil bandı, yaylaları, muhteşem doğasıyla görülmeye değer bir şehrimiz Ordu. Ordu deyince akla Hekimoğlu geliyor. Hekimoğlu deyince de aslında bu başkaldırının ta kendisi. O dönemde hem sevdiğiyle alakalı verdiği mücadelesi, hem artık beylik gibi Gürcü Bey'ine bir başkaldırısı ve inandığı doğrulardan vazgeçmemesi. Bugün üzerinden yıllar geçmesine rağmen Ordu deyince Hekimoğlu'yla anılması, adına türküler yakılması, bir kahramanlık hikayesine dönüşmesi. Bu da ilimizin artık bir değeri haline geldi. Ümraniye'de 35 bin Ordu nüfusuna kayıtlı olan var ama Ümraniye'de doğup da kütüğü Ordu'da olmayanlarla beraber bu sayı 40 binleri geçiyor. Ümraniye'de 3. nüfusuz. Sivas, Rize ve Ordu diye devam ediyor. Aslında ikinci sıraya da geçiyoruz bazen. Taşımalar oluyor ama Ümraniye'de ilk 3'ün içerisindeyiz. Ümraniye'nin tüm birimlerinde, kurumlarında çalışan onlarca değerimiz var. Sosyal hizmetler, SGK, ilçe sağlık, belediyenin çeşitli kurumlarında çalışanlar, birçok yerde hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizle devamlı istişare halindeyiz. 19 ilçemizden nerede bir hemşehrimiz varsa ulaşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ümraniye'de de çok güzel işlere hep beraber imza atacağız inşallah.